Sevgili gençler, bu videomuzun konusu ekranda da gördüğünüz üzere ATP dediğimiz molekül. ATP bizim için değerli, bizim için çok önemli bir molekül. Peki ATP dediğimiz molekül ne? ATP'nin bir defa arkadaşlar açılımını isterseniz hemen yazalım. ATP dediğimiz molekülün açılımı nedir? Adenozin trifosfat. Aslında isminden bir şeyler çıkarabiliriz galiba. Adenozin var, trifosfat, 3 tane fosfat. Bakın. Evet. Şuraya ben bir tane arkadaşlar molekül yazdım. Adı adenin. Adenin aslında azotlu organik baz. DNA ve RNA yapısında bulunan yapı. Adenine getirdim ben bir tane riboz şekeri ekledim. Ve bu aradaki bağın adı ise glikozit bağı. Peki bu neye benziyor? Şöyle bir bakın bakalım. Adenin ve riboz. RNA molekülün yapısına benziyor mu? Benziyor kardeşlerim. Benziyor. Bakın. Riboza ben bir tane fosfat bağladım. Neyle bağladım? Hangi bağla bağladım? Ester bağı ile bağladım. Bu molekülün adı adenozin monofosfat. AMP. Tuttum. Bu yetmedi. Bir fosfat daha bağladım. Bakın bu sefer bu molekülün adı adenozin difosfat ne oldu? ADP molekülü oldu. Daha sonra bir fosfat daha ekledim. Ve tamamına biz ne ad verdik? ATP adını verdik. Tamam mı? Bu molekül ATP molekülü. Peki ATP molekülü ne işe yarayacak? Bakın şurada hemen isterseniz iki olaydan bahsedelim. Bunlardan biri gençler fosforilasyon olayı. Bir diğeri de fosforilasyon olayı. Peki fosforilasyon nedir? Fosforilasyon ATP üretmek iken defosforilasyon dediğimiz ATP'yi tüketmek olarak adlandırılır. Fosforilasyon ADP'ye bir tane fosfat ekleyeceğim arkadaşlar ve ATP artı bir tane su açığa çıkacak. Defosforilasyon oku aslında burada tersine çevireceğiz. Nasıl olacak? ATP artı bir molekül su kardeşlerim ADP artı fosfat. Peki burada bir şey özellikle yazmadım ben. O yazmadığım ne? Bakın burada. Arkadaşlar enerjiyi ben ekledim ATP'ye dönüştürdüm. Defosforilasyonda sonuçta ne açığa çıktı? Enerji açığa çıktı. Şimdi barajdaki suyu düşünün. ATP'yi anlatabilmek için bakın barajdaki suyu düşünelim. Şuraya yeni bir tane size döküman açayım. Bir saniye. Şurada. Arkadaşlar şurada koca bir barajımız var. İşte ardından şura benim içinde bol miktarda suyumun olduğu bir baraj. Peki. Şurada da neler var? Burada da tarım arazileri var. Tamam mı? Buradaki suyu ben birdenbire boşaltırsam ne olur? Tarım arazileri su altında kalır ve ne olur? Tamamen komple yok olur. Öyle değil mi? Ama bunu birdenbire boşaltmak yerine ne yapıyorum? Kapağından bir miktar yavaş yavaş suyu serbest bırakıyorum. Ve böylelikle buradaki suyu kontrol altında tutuyorum. Kontrollü bir şekilde kullanıyorum. Tamam mı? Bakın bunu neye benzeteceğiz? Bakın hemen söyleyelim. Bizim organik besinlerimiz var. Enerji ürettiğimiz organik besinler. Bunlar neler? Örneğin glikoz var. Glikozda arkadaşlar toplamda yaklaşık 100 ATP'lik bir enerji var. 100 birim enerji. Bu 100 birim enerjinin yaklaşık arkadaşlar %60'ı ortam ısı olarak veriliyor.
glikozdaki enerjiyi oksijenin sonunda kullandığım zaman. Geriye kalan 40 birim enerji ise yaklaşık %40'ı ise ATP'ye çevriliyor arkadaşlar. Ama glikozun enerjisi bir anda açığa çıkarılmıyor. Ne yapıyor? Yukarıdaki baraj örneğimizdeki gibi kontrollü bir şekilde yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş enerjisi açığa çıkarılıyor. Ve ortama verilen enerji de arkadaşlar birikmiyor. Peki ne oluyor? Bakın glikozun oksijenli solunumundan gelen enerjiyi düşünün. Bu enerji arkadaşlar ADP artı fosfatın ATP'ye dönüşümünde kullanılıyor. Yani ortamda enerji kalmamış oluyor. O zaman ATP arkadaşlar hücrelerde enerjinin kullanımı için nasıl kullanımı peki? Arkadaşlar kontrollü kullanımı için görev alır diyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi iki tane grafik çizeceğim. Buradan farklı şeyler çıkaracağız sizinle. Bakın. Şu burası enerji olsun. Bura işte substrat olsun. Bu ürün olsun. Başka bir grafik daha çiziyorum hemen size. Çok düzgün olmasa da idare edeceksiniz artık. Arkadaşlar bu ürün, bu substrat. Burada yine enerji. Şimdi ürünün enerjisi burada dikkat edin azalmış. O zaman burada ürünün enerjisi azaldıysa ortama enerji verilir. Burada ürünün enerjisi arttıysa ortamdan enerji alınır. Arkadaşlar bu tip reaksiyonlar, ilk reaksiyon için konuşuyorum. Ortama enerji veren reaksiyonlar, egzergonik reaksiyonlar. Ortamdan enerji alan reaksiyonlar ise endergonik reaksiyonlar olarak adlandırılır. Peki, bakın. ADP artı fosfat artı enerji ne olursun? ATP artı su. Bu reaksiyonu tersine çevirelim ve şöyle diyelim. Şuraya X diyelim, şuraya Y diyelim. Şimdi enerji aldığı için X şuraya yazılır mı? Evet. Enerji ortama verdiği için Y buraya yazılır mı? Evet. O zaman arkadaşlar bizim fosforilasyon dediğimiz olay enerji gerektirir. Enerji alan bir reaksiyon endergonik reaksiyondur. Peki bizim gençler defosforilasyon dediğimiz olay ortam enerji verir mi? Verir. O zaman bu da egzergonik bir reaksiyondur. Bakın ATP'nin yapısı, bakın. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. ATP'nin yapısındaki şu yüksek enerjili fosfat bağlarında enerji depolenir. Özellikle şu son fosfat, yani adenozin monofosfat, adenozin trifosfat arasındaki dönüşüm arkadaşlar hücrelerde sürekli gerçekleşir. Bakın burada arkadaşlar zaten egzergonik ve endergonik reaksiyonları göstermiş. ADP'nin ATP'ye dönüşümü olayı neydi? Biraz önce söyledik. Fosforilasyondu. ATP'nin ADP artı fosforilasyon. Buna ise defosforilasyon olayı adını veriyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Galiba anladık. Peki ATP'yi nerede şimdi? ATP'yi hangi reaksiyonlarda üretiyoruz biz? Arkadaşlar solunum reaksiyonları. Ya da daha sonra göreceksiniz, daha sonraki yıllarda fotosentez reaksiyonlarında biz ATP üretiyoruz. Peki üretilen bu ATP nerede kullanılır? Birçok yerde. Büyümede, aktif taşımada, sinirsel iletimde, sentez tepkimelerinde, örneğin nişastanın sentezi. ATP kullanılır. Hücre bölünmesinde aklınıza gelecek birçok yerde ATP kullanılır.
Evet, hormonlar arkadaşlar, kısaca hormonlara da değinelim. Hormonlar dediğimiz hücrelerden salgılanan amino asit yapılı, protein yapılı ya da steroid yapılı organik bileşiklerdir. Hormonlar unutmayınız düzenleyici olarak görev alır. Hormonlar canlılarda büyüme, gelişme, üreme, homeostazi, kararlı bir iç dengenin oluşturulması arkadaşlar tamamen hormonların görevleridir. Hormonlar kan yoluyla taşınır sadece ve hormonlar hedef hücrelere özgüdür. Hormonlar arkadaşlar az ya da çok salgılandığında mutlaka düzensizlikler oluşur. Örneğin şeker hastalığı hormonların düzensiz salgılanması sonucu oluşur. Değil mi? Veya cücelik arkadaşlar veya işte el, ayak, yüz kemiklerinin orantısız büyümesi. Bunların tamamı hormonların düzensiz salgılanmasıyla oluşur. Evet, hormonlar aslında konu içeriği olarak 9. sınıfta arkadaşlar çok dar. İlerleyen yıllarda örneğin 10, şu an 11. sınıf müfredatı içerisinde, 11. sınıf müfredatı içerisinde bunu çok geniş kapsamlı olarak göreceğiz. Ha, çok merak edenler 11. sınıf videomuzda, konu anlatım videomuzda takip edebilir. Gençler, bu videonun da sonuna geldik. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.